Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun Fatih semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Devleti Aliye'nin 32. Şeyhülislam'ı sayılan Hoca Abdurrahim Efendi'dir. Hoca Abdurrahim Efendi, efendim kabri kayıp olan, malum olmayan Şeyhülislamlarımız arasındadır. Maalesef bazılarının kabri bu durumda olduğundan dersimizin efendim evvelkilerinde de bahsetmiştik. Malumunuz olduğu üzere biz hangi Şeyhülislam'ı çekiyorsak o zatın kabrinin yanından size görüntü vermek, çekim yapmayı efendim önem veriyoruz. Lakin bu zatın kabri bir zamanlar bizim topraklarımız olan, bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'da vaktiyle mevcut olan İmaret Camii haziresindeymiş. Çekim yaptığımız yer ise yine Fatih Camii'nin yakınlarındaki Hafız Ahmet Paşa Camii ve arkamda görmüş olduğunuz medresesidir. Niye burada açılış yapmayı uygun gördük? Çünkü bu zat, Hoca Abdurrahim Efendi, bu medresede de görev yapmıştır. O alakadan sebep burada açılış yapmayı uygun gördük. Bu zat efendim 2 yıl, 2 ay, 23 gün kadar bir Şeyhülislamlık efendim müddeti vardır. Babasının adı Mehmet'tir. Adana'da doğmuştur, Adana doğumludur. Oradaki gençlik yıllarından sonra Doğu illerine gidip tahsili ulum etmiş. Sadece şer'i ilimler öğrenmekle kalmamış, fenni ilimlerden geometri, efendim biyoloji gibi ilimleri de tahsil etmiş. Efendim mantık ilminde ilerlemiş bir zattır. Hocaları arasında efendim sayabileceklerimiz Diyarbekirli Ahmet Münceli vardır. O zattan efendim ciddi manada ilim okumuştur. Hüseyin Halihali ve Sadreddin Zade, meşhur alim Sadreddin Zade Mehmet Emin Şirvani'den de ders okumuştur. Bu son saydığım zat Sadreddin Zade Mehmet Emin Şirvani gerçekten mühim birisidir. Çoğunuzun malumu olacağı üzere Cübbelahmet Hocam efendim yakın zamanda hitama erdirmiş olduğu bir dersi vardı Cübbelahmet Hocam'ın. İmam-ı Gazali'nin itikat derslerini yapmıştı. Kavaidül İtikat dersleri, Kavaidül Akaid kitabından. Efendim bu kitabı okurken takip ettiği şerhler vardı. O şerhlerden biri işte bu zata aitti. Hoca Abdurrahim Efendi'nin hocası olan Sadreddin Zade Mehmet Emin Şirvani ki Gazali'nin akaid metninin şarihi olarak da bilinmektedir. İmam Gazali'nin Kavaidül Akaid'ini şerh etmiş. Kitap basılmıştır. Hocamda da var. Ondan da ders takip ederlerdi. Kısaca bu zattan bahsetmek isterim önemine binaen. Osmanlı tarihi açısından önemi vardır. Azerbaycan doğumludur bu üstadı hocası. Şirvanlıdır. Asıl adı Mehmet Emin'dir. Efendim Safavilerin Azerbaycan baskınları sırasında Ehl-i Sünnet'in orada zayıflaması üzerine önce Halep'e efendim hicret eder. Oradan da Diyarbakır'a göç eder. Orada ileride sadrazam olacak Nasuh Paşa ile tanışır. Ona hocalık yapar ve Nasuh Paşa efendim sadrazam olduğunda da bu Sadreddin Zade Mehmet Emin Şirvani İstanbul'a davet eder. Burada müderrislik yapar. Efendim padişahın yanında namı yayılır, duyulur. Kendisine Mekke payesi dahi verilir. Sonra vefat ettiğinde vasiyeti üzerine Üsküdar'a defnedilir. Efendim neslinden kaz asker ve Şeyhülislamlar, Şeyhülislam gelmiştir. Böyle mübarek bir zattır. Bizim Hoca Abdurrahim Efendi'ye dönecek olursak, kıymetli Şeyhülislamımıza merhum. Bu tahsil hayatından sonra bu bahsettiğim efendim marka alimlerden ders okuduktan, tahsil ulum ettikten sonra efendim meşhurlardan Hoca Saadettin Efendi, kendisinin ve oğullarının size daha önce çekimlerini yaptık. Eyüp'te Saçlı Abdülkadir Efendi Mescid-i Haziresi'nde yatan Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu efendim Kaz Asker Abdülaziz Efendi'ye intisap eder ve ondan mülazemet alır. Ve Kaz Asker Abdülaziz Efendi'nin de oğlu olan Mehmet Bahayi'nin hususi hocası olur Hoca Abdurrahim Efendi. Ki bu Mehmet Bahayi de ileride Şeyhülislam olacaktır. Yani hem kendisi Şeyhülislam'dır hem de geleceğin Şeyhülislam'ını yetiştirmiştir. Bugünkü dersimizin mevzu olan Hoca Abdurrahim Efendi. Hoca Abdurrahim Efendi efendim mülazımlık yani bir nevi stajyerlik döneminden sonra
alışılagelen, tabii olan kat-ı meratip yani mertebeleri kat etme usulü üzerinde ilerlerken müderrislik görevine de başlar. 1620 ve 1624 yılları arasında müderrislik yapar. İlk müderrislik yapmış olduğu yer Siyavuş Paşa Medresesi'dir. Burası Süleymaniye'de, efendim yakın zamanlara kadar çok perişan bir halde bulunan ve hamdolsun ki tadilatı gerçekleşmiş, çok böyle şirin bir yer haline gelmiştir. Siyavuş Paşa 3. Murat devri sadrazamlarındandır. 2. Selim'in kızı Fatma Sultan'la evlenmiş ve zaten orayı da hanımı adına yaptırmıştır. Bugün efendim Eyüp Sultan'a giderken o havuzu gördüğünüz küçük küçük dükkanların olduğu yerden ilerlerken şu anda tadilatı olan sol tarafta Sokullu Mehmet Paşa, Yüce Sadrazam, Sokullu'nun efendim türbesini görürsünüz. Tam karşısında da o Siyavuş Paşa'nın türbesi vardır. Efendim ikinci olarak görev yaptığı yer Hoca Abdurrahim Efendi'nin şu an arkamda görmüş olduğunuz, benim de önünde bulunmuş olduğum Hafız Ahmet Paşa Medresesi'dir. Burası efendim hemen sol tarafımızda Fatih Camii var, 100-200 metre ilerimizde. Oradaki bu kasapların olduğu sokağın az ilerisinde bulunmaktadır. Evvelki zedelelerden zarar gören yapı 1918'deki Cibali yangınından da etkilenmiştir. Hafız Ahmet Paşa Yemen, Budin, Bosna gibi yerlerde beyler beylik yapmış yüce bir zattır. Efendim bu cami ve medreseyi yaptırmış. Bir külliye şeklinde, çok şirin bir külliye şeklindedir. Hemen caminin uç tarafında da türbesi bulunmaktadır Hafız Ahmet Paşa'nın. Buralarda müderrislik yapmıştır Hoca Abdurrahim Efendi. Daha sonra müderrislik yaptığı yer efendim Mustafa Paşa Medresesi'dir. Burası da Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru giderken o divan yolu üzerindedir. İleride sol tarafta Çoldur Ali Paşa Medresesi vardır. Ona daha gelmeden hemen sağ tarafta divan yolunun başlarında göreceğiniz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin de görev yapmıştır. Kibanisi de efendim Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. 2. Viyana kuşatmasındaki yenilgisiyle meşhurdur. Yeri gelmişken aktarmak isterim. Bunlar büyük zatlardır kıymetli kardeşlerim. İslamiyet de yoğrulmuş. Efendim devlete, padişaha, halifeye itaati tam olan insanlardır. Çünkü 2. Viyana seferine kendi ısrarcı olmuş, mesuliyet üzerine alarak çıkmış ama orada yenilince idam hükmü verilmiş ve emrindeki ordu payitahttaki ordudan çok daha fazla sayıda olduğu halde efendim idam kararını kendisine bildiren çavuşu görünce sen şimdi bu askerin önünde efendim benim infazımı gerçekleştirirsen bunlar galeyana gelip sana da bir şey yapar. Padişaha da ayaklanırlar. Öyle olmasın. Beni götür. Efendim infazımı sessiz kuytu bir yerde yap der. Öyle de yüce insanlardır. İşte o zatın yaptırmış olduğu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nde de müderrislik görevini ifa etmiştir. Dersimizin mevzu olan efendim Hoca Abdurrahim Efendi. Ardından Sahn-ı Seman'da ki Fatih Camii'nin etrafındaki o meşhur medreseler de görev yapmıştır. Sonra Gevher Sultan da bu Cerrahpaşa yakınlarındadır. Bu da yakın zamanda tadilat görmüş bir medresedir. Ondan sonra da Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Bu medrese de çok perişan, yıkılmış bir haldeydi. Ayasofya Camii Kebiri'nin hemen arka tarafında bulunmaktadır. Yakın zamanlarda da tadilatı bitecektir inşallah. İşte buralarda müderrislik görevini ifa etmiştir Hoca Abdurrahim Efendi. Tarihler 1634'ü gösterdiğinde Hoca Abdurrahim Efendi artık kadılık mesleğine geçmiştir ve Yenişehir kadısı olarak görevine başlar. 4 yıl kadar orada görev yaptıktan sonra yeniden kendisine efendim müderrislik makamı uygun görülür ve efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu efendim Süleymaniye medreselerinde de görev yapar. Ardından Sultan 1. Ahmet'in yaptırmış olduğu efendim Sultanahmet Camii'nin hemen Ayasofya'ya çıktığımız kapısından ilerlerken sol tarafta bulunan Sultanahmet Medresesi'nde de bir müddet görev yapar Hoca
Abdurrahim Efendi. Efendim bu müderrislik görevlerinden sonra kendisine İstanbul payesi verilir. Sonra İstanbul kadısı olur. Bir müddet sonra Anadolu kazaskeri olur. Efendim daha sonra bir Edirne'ye sürgünü mevzubahis olur. Kısa süre sonra oradan geri gelir. Yine kısa bir müddet doğmuş olduğu yer olan Adana'da kadılık yapar. Ardından da 1641 tarihlerinde Şeyhülislamlıktan bir önceki basamak olan Rumeli kazaskerliği görevine getirilir Hoca Abdurrahim Efendi. ...1647 yılına geldiğimizde Hoca Abdurrahim Efendi Şeyhülislamlık makamına oturuyor. 2 yıl, 2 ay, 23 gün kadar efendim bu görevini yerine getiriyor ama dönemi çok netameli, çok hengameli, belki bir Şeyhülislam'ın başına gelebilecek en böyle kargaşalı bir döneme denk geliyor. Efendim görevinden bir müddet sonra görevindeki başına gelen işlerin en büyüklerinden bir tanesi önce Sultan İbrahim'in haline, tahttan indirilmesine ve daha sonra da efendim katline fetva vermiş olmasıdır. Mesele uzundur. Deli İbrahim diye bilinir ama sinirleri zayıftır. Çünkü kardeşleri hep 4. Murat diğer kardeşlerini, üçünü efendim katlettirdiği için kendisi hapis hayatında büyümüş, sinir yapısı çok yıpranmış idi. Efendim o vefat eder, padişah vefat eder. Sonra Şeyhülislam da makamından azledilir. Şeyhülislam makamından azledilir, Mekke'ye gönderilir, hac yapar. Efendim sonra kendisine Kudüs kadılığı verilir. Daha sonra askerle arasını biraz iyi tutunca tekrar İstanbul'a gelir ve Üsküdar kadısı olur. Daha sonra da tekrar Belgrad'a kadı olarak gönderilir. Belgrad'dayken 1656 yılında efendim vefat eder ve oradaki bugün mevcut olmayan İmaret Camii'nin avlusuna defnedilir Hoca Abdurrahim Efendi. Kıymetli kardeşlerim, Hoca Abdurrahim Efendi'ye efendim hoca diye ayrıyetten bir lakap takılması, o vasıfla, o ünvanla efendim anılması boşuna değildir. Çünkü elinden çokça talebe geçmiştir. Müderristik dönemlerinde birçok talebeye efendim ilim nakşetmiştir kalplerine. Bunun açık bir göstergesi olarak şu misali verebilirim ki ileride Şeyhülislam olacak 3 tane zat bu zatın talebesidir. Bir tanesini de dersin başında bahsetmiştik. Efendim Bahai Mehmet Efendi, daha ondan başka Bolevi Mustafa Efendi ve Minkarizade Yahya Efendi ki üçü de ileride Şeyhülislam olmuştur ve hepsi Hoca Abdurrahim Efendi'nin talebeleridir. Yani kendisi hoca olmasına rağmen bir daha hoca diye vasfedilmesi boşuna değildir. Zaten kendisine böyle bir lakap olmuş Hoca Abdurrahim Efendi adıyla anıla gelmiştir bu kıymetli zat. Şahsiyeti hakkında kaynakların ifadesine göre yine birçok ulemada göreceğimiz tavsif bu zatta da vardır. Hakkı söylemekten asla çekinmez. Doğru bildiğini her yerde savunmuş bir zat olarak kaynakların ifadesi öne çıkmaktadır. Çocuklarından efendim 3 tane erkek çocuğu olduğunu kaynaklarımızın ifadesinde görüyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de müderrislik payesine, müderrisliğe nail olmuş. Efendim o makamda bulunmuştur, talebe yetiştirmiştir. Eşi de Saliha Hanım'dır. Bu da Hoca Saadettin Efendi, kıymetli Şeyhülislam ve tarihçi, size çekimlerini yaptığımız Eyüp'te. Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Salih Efendi'nin kızıdır, Saliha Efendi. Yani Hoca Saadettin Efendi'nin torunu olan bir hanımefendiyle evlenmiştir Hoca Abdurrahim Efendi. Hoca Abdurrahim Efendi'nin şahsiyeti hakkında ekleyebileceğim şu not da önemlidir. Yabana atılacak bir not değil. Katip Çelebi'nin yetişmesinde, belki o eserleri vermesinde büyük katkısı olmuştur. Biliyorsunuz Katip Çelebi, Keşfüzzunun An Esamil Kütübi vel Funun adlı efendim kitaplar ve müellifler, hangi müellifin hangi eseri var tarzında yazmış olduğu eseri
bir coğrafya kitabı olarak bilinen İbrahim Müteferrika tarafından basılan Cihan Nüması ile meşhur olmuş. Efendim çok büyük bir zattır. Kendisi çok fazla ilerleyemezken görev yaptığı dönemlerde Katip Çelebi'yi kayırmıştır. Efendim onun bize bu şekilde yar olmasında, tarihimize, ilim tarihimize hizmet etmesinde büyük bir katkısı olmuştur Hoca Abdurrahim Efendi'nin. Kıymetli kardeşlerim, derslerimin sonunda ya hikmetli bir beyit, efendim herhangi bir zattan, divan efendim edebiyatı şu aramızdan, eğer var ise o Şeyhülislam'ın bir beyti, ki Şeyhülislam'ların da şiirleri var, onunla dersimi tam erdirmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere bu zatın herhangi bir eseri, ilmi eserinden kaynaklarımız bahsetmiyor. Ancak bazı kitapların yanına yazdığı notlar ve haşiyelerin varlığından bahsedebiliyorlar. Efendim bir şiiri de yok. Onun için ben gönlüme gelen bir efendim birkaç beyitle kapatmak istedim. Biliyorsunuz naatlar vardır edebiyatımızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nidalar, seslenmeler çok meşhurdur. Ali Galip Vasfi Efendi'nin çok güzel bir naatı vardır. Aydın Nazilli'lidir bu zat. Uşakiye kolunun büyüklerinden efendim Salahuddin Efendi'nin oğlu olan Zühdi Efendi'nin oğludur Ali Galip Vasfi Efendi. Bir naatı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslendiği, çok hoşuma gider. Onunla dersimi itame erdirmek isterim. Şöyle demektedir Ali Galip Vasfi Efendi. Bila şek haki payin kimyadır ya Resulallah. Uyunu aşikana tutiyadır ya Resulallah. Ya Resulallah, şüphesiz senin ayağının tozu var ya, bu bir iksir mesabesindedir. Bu toz aşıkların gözlerine sürmedir ya Resulallah. Günahım olsa manendi hezaran, kuhi kaf asa, nigahın olsa bir dem hep hebadır ya Resulallah. Günahların binlerce kaf dağı misali olsa bile, ey Allah'ın Resulü, senin bir anlık bakışın hepsini yok edecek büyük bir şefaat gücüne sahiptir. Benim imanım böyledir. Sen de günahlarımın bağışlanması için Rabbimle aramda aracı ol der. Behişti heşti tezyin eyleyen nur-u zuhurundur. Ziyası nur-u zatından nümadır ya Resulallah. Sekiz cenneti aydınlatan ya Resulallah senin nurundur. Senin nurun sayesinde sekiz cennet aydınlanmaktadır. Onların zaten cennet zaten o nuru da senin güzelliğinden almıştır der Ali Galip Vasfi Efendi. Ve son iki beyti çok tatlıdır. Azabı düzahı çekmez sana ümmet olan Adem, feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah. Ya Resulallah, sana ümmet olan kimse biliyorum ki cehennem azabı çekmez. Zaten Vezzuha suresindeki feterda Rabbin seni razı edecektir kıyamette. Senin gönlünü mahzun bırakmayacaktır sözü. Sana büyük bir bahşiş, bizim için büyük bir müjdedir ya Resulallah. Ve son beyti, ümidi vasfı-i aciz kapında bende olmaktır. Kibaş-u can sana ancak fedadır ya Resulallah. Şu garip vasfinin tek ümidi senin kölen olmaktır. Başımda, canımda senin yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü der. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dersimin sonuna geldiğim bu noktada dersimde adı geçen bütün zevatın ruhlarına fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.